biraz girdiniz ama daha da açalım. Bu gelişen teknolojiyle birlikte son trendler neler hocam? Hem güzel hem de estetik uygulamalarda. Şimdi o kadar çok aslında değişti ki ya bizim de aslında uygulamalarımızın yapılma tarzı da değişti. Yani zamanla mesela dolgu enjeksiyonundan bahsedeceğim. Şimdi dolgu enjeksiyonları birçok dolgu çeşidi var. Onlardan da kısaca bahsedeyim. Hyaluronik asitli dolgular var, yarı kalıcı dolgular var, işte kalıcı dolgular var vesaire vesaire. Onlarda da artık hani sektör almış başını gitmiş. Ama burada bir dolgu uygulamasıyla bile inanılmaz güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Yani kişiyi ameliyata yollamadan mesela bir burunluğunu bile düzeltebiliyorsunuz dolguyla. İşte yüzünü bile lifting yapabiliyorsunuz. Yani uygun noktalara verdiğiniz zaman, kişinin ihtiyacı olan miktarı uyguladığınız zaman gerçekten çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Ama giriyorum, affedersiniz. Kalıcı olmuyor değil mi hocam? Az önce de söylediğiniz gibi ya şimdi, zaman zaman tekrar yaptırmak mı gerekiyor? Şimdi şöyle, aslında ben çok fazla kalıcı uygulamaların yapılması taraftarı da değilim. Çünkü çok kalıcı uygulamalardan bazen kişiler memnun olmayabiliyorlar. Sonuçta diğerinin tekrarlanması daha mantıklı. Yani belli aralarla gidip bakımlarını yaptırması kişinin daha mantıklı. Çünkü diğer türlü bazen istenmeyen sonuçlar elde edebiliyorlar. O halinden kişi memnun olmayabiliyor. Onun için en güzeli belli bir dönem sonra kaybolan uygulamaları yapmak daha mantıklı geliyor bana. Şimdi biliyorsunuz ilkin bir botoks furyasıyla başladı sektör. Herkes bir botoks yaptırmaya başladı. Sonra dolgular derken şimdi artık bunun sınırı yok. İpler çıktı yüzlerde. Yine hakeza cihazlar, bir takım İpleri cihazlar. Biraz parantez açalım istiyorum. Nasıl bir uygulamadır? Şimdi ip uygulaması aslında şöyle. Biz mutlaka bir çevremizde ameliyat olan kişiler vardır. Diyelim ki bir bağırsak operasyonu geçirdi. Neyle? İple dikildi değil mi? Sonra o ipleri geri alıyor mu cerrah? Hayır. Orada o ipler kalıyor. Doku orada bütünleşiyor ve eriyor ipler. Aslında bizim cilt altına yerleştirdiğimiz ipler de bu şekilde. Yani orada kalıcı ipler değil. Son zamanlarda yine bir takım silikonlu ipler de çıkmaya başladı. Kalıcı ipler de çıkmaya başladı ama şu anda sektörde kullanılan iplerin büyük çoğunluğu eriyen türden. Şimdi bunlar da iki çeşit. Bir kısmı bunların asıyor yüzü, bir kısmı da cilt altına yerleştiriliyor. Şimdi burada da bir takım kişilerden ben böyle olumsuz geri dönüşler alıyorum. Hocam ben ip yaptırdım, bana hiçbir fayda sağlamadı. Ya şimdi şöyle, ip nasıl bir uygulama yapıldı? Her şeyden önce bu önemli. Yani asıcı bir uygulama mı yapıldı yoksa cildin daha böyle elastik olmasını sağlayan, hani dedik ya uyuyan fibroblastları uyandıracak hani ince küçük ipler, onlardan mı uygulandı yoksa asıcı ipler mi uygulandı? Bunlar çok önemli. Çoğu zaman da tabii kişiler ne yapıldığını bilmiyorlar. Bana bir şeyler yapıldı ama ben hocam ne yapıldığını bilmiyorum o korkuyla. Bir de tabii bir heyecan oluyor o işlem esnasında, işte ağrı hissedeceğim vesaire korkusu. Sonuçta burada dediğim gibi bizim gerek cilt altı olsun, gerek daha derine yerleştirdiğimiz ipler olsun, bunlar kesinlikle cilt altında kalmıyorlar. Bunlar zamanla vücut bunları eritiyor. Ama eritince o ne yapıyor? Yeri boş kalmıyor tabii ki. Orada yine bir takım dokular oluşarak yüzün lift etkisi devam ediyor. Yani oradaki bantlar yine bizim cildimize daha gergin, parlak göstermeye ya da böyle yukarı doğru asılmış bir şekilde olmasına devam ediyor. Yani orada ip eridi, iş bitti diye bir şey söz konusu değil. Yani 3 ayda yaklaşık olarak bu ipler vücut, kişinin tabii kiminde 2 ay olabilir, kiminde 4 ay olabilir ama vücut bunları tamamen eritiyor. Ama onun yerinde bir fibrotik bantlar oluşturuyor. Yine o etkiyle yüz asılmaya devam ediyor. Ama şu var, hiçbir uygulamada tamamen dediğim gibi hani kalıcı bir uygulama diye. Çünkü bizim yaşlanma sürecimiz devam ediyor. O zaman
böyle bir şey söz konusu olsaydı biz hepimiz birer ip taktırırdık, bir daha ömür boyu rahat ederdik. Böyle bir şey de söz konusu değil tabii şunu ki. Şunu sormak istiyorum. Hı-hı. Mesela hem yaptıran hem de yapan açısından zor bir işlem midir? Aslında zor bir işlem değil. Hayal ediyorum da şu an. Yok, son derece aslında basit bir işlem. Zaten biz bunu genellikle böyle iğne giriş yerlerine uyuşturarak yapıyoruz. Ya da lokal anestezik krem uyguluyoruz. Ha, tabii ki tamamen acısız, ağrısız demek biraz şey olur, gerçek dışı olur ama böyle dayanılmayacak bir ağrısızı kesinlikle söz konusu değil. Zaten işin en güzel tarafı da işlemi yaptıktan sonra kişi işine gücüne devam edebiliyor. En güzel tarafı da bu. Peki başka hangi işlemler var hocam? Devam edelim. Şimdi mesela yeni trendlerden bir tanesi yine dediğim gibi biz cihazlardan da bir takım yardımlar alıyoruz. İşte cild aslında hepsinin mekanizması cildin o kolajenini uyarmaya yönelik. Yani cildin ne kadar elastik, ne kadar sağlam gösterirsek o kadar ve gergin gösterirsek o kadar iyi. Hepsinin aslında yapmaya çalıştığı bu ip olsun, cihazlar olsun. Yine ultrasonik dalgalarla yapılan tedaviler var. Biliyorsunuz bu hani ultrason hepimiz yaptırmışızdır. Bu ultrasonik dalgalarla işte iç organlarımızın bir nevi görüntüsü ortaya çıkar. İşte bu ultrasonik dalgalardan yola çıkarak HIFU cihazları üretilmiş. Bunların da amacı şu, oraya cilt altına ultrasonik dalgaları yolladıkları zaman orada minimal hasarlar yapıyor. O minimal hasarlar işte bizim cildimizin asılmasını ve toparlanmasını sağlıyor. Maalesef biliyorsunuz biz yer çekimiyle aşağı doğru sarkıyoruz. Yani yer çekimi olmasa belki hiçbirimiz sarkmayacağız. Yani belli bir yaştan sonra hepimizde bir takım deformasyonlar meydana geliyor. İşte biz bu aslında yer çekiminin etkilerini geri çevirmeye çalışıyoruz bu yaptığımız işlemlerle. Ha, bunun haricinde neler yapılıyor? Mesela artık o kadar güzel bir ürünler üretilmiş ki yine cilt altına ya da yüzdeki kaslara verdiğiniz bir takım ürünlerle yine o lift etkisini sağlayabiliyorsunuz. Yani yine o ciltteki ışıldamayı, gerginleşmeyi aynı şekilde elde edebiliyorsunuz. Burada önemli olan hekimin uygun hasta seçip ona göre yani kişiye ne uygun onu bir belirlemesi gerekiyor. Tabii burada kişinin ekonomik durumundan tutun da ön yargıları vesairesi hepsi bizim için bir tedaviyi belirlemede bir kriter olabiliyor. Ama şu da var, yapılan uygulamalar gerçekten bir cerrahi uygulamayla karşılaştırdığınızda hem daha ekonomik kalabiliyor ve sonrasında yaşanacak komplikasyonlar açısından da değerlendirdiğinizde kişi dediğim gibi çok rahat işine gücüne devam edebiliyor. Bu da bizim için aslında çalışan özellikle kadınlar için ya da ev hanımı ya da bir bey artık biliyorsunuz erkekler de kendilerine bakmaya başladı. Bu bizim için çok önemli. Yani zaman çok değerli çünkü.